arındırılmaları gerekmektedir. Sayın Başkan, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturduğunuzda tarafsızlığını bozmak yerine bir orkestra şefi inceliğinde görevinizi icra etmenizi, siyaset yapmayı çok kıymetli CHP Grup Başkan Vekili ve Sözcüsüne bırakmanızı tavsiye ediyorum. Zira bu sıralardan kürsü hakimiyetini meclis başkanı olarak değil, adeta meclisin patronu olarak idare etmeye çalıştığınızı teessürle izliyoruz. Endişe etmeyiniz. Geçen dönem burada meclis çatısı altında birlikte meclis üyeliği yaptık. Meclis Başkan Vekili'nin tarafsız ve objektif bir şekilde ifaden Sayın Ahmet Selamet'in ve Sayın Göksel Gümüşdağ'ın hem icrada hem de mecliste çoğunluğumuz olduğu halde ortaya koydukları tarafsız ve adilane yönetim tarzları sizin için eminim yol gösterici olacaktır. İstifade etmenizi istirham ediyoruz. Ve son olarak Sayın Başkan, sizlere inanmış, itimat etmiş yüz binler sizi demokrasi adına ifade etmiş olduğunuz iddiaları ispata davet etmektedir. Pazartesi yaşananların yeni olmanız hasebiyle ve bunun getirdiği gerilim ve heyecanla kaynaklandığını düşünüyoruz. Böyle düşünmek istiyoruz. Her şey çok güzel olacak terennümüyle yola çıktığınız bu yolda bu insanlar size itimat ettiler ve bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini size verdiler. Bizler umuyoruz ki bu 5 yılın sonunda Sezen Aksu'nun o meşhur parçasında söylediği gibi İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi böyle keder cümlelerini inşallah bu halkımız terennüm etmezler. Biz hayırlı ve güzel işlerinizde her zaman sizlerle beraber olacağız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Evet, değerli arkadaşımızın gündem dışı konuşmasına teşekkür ederiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok tanımlayıcı ve içeriği açısından giriş cümlelerinizi gayet dikkatlice izledim. Çok da değerli cümleler var. Siyaset dışı davranmak, siyaset üstü davranmak. Türkiye'nin en büyük ayıbı ve sıkıntısı partizanlık ve siyasi parti bağımlılığı. Siyasi parti bağımlılığı, talimatla bazı işleri yapma bağımlılığı ne yazık ki Türkiye'nin önünü kapamaktadır. En güzel şey özgün ve özgür iradeyle insanların fikrini dile getirebilmeleridir. Dolayısıyla İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanına duyduğum saygıyı her yerde taşıyacağımı, meydanlarda 25 belediye başkanımız var diyerek tanımlamaları yapanların yerine tam aksine 39 belediye başkanımız var diyerek süreci yöneten bir belediye başkanı adayıydım. Şu anda da aynı yoldayım. Ben 39 belediye başkanımızı davet ettiğim ilk bölgesel toplantımda dilerdim ki bütün belediye başkanlarımız katılsın ve İstanbul'u nasıl yöneteceğimize dair bu sürecin içinde olsun. Zira elimizdeki verilere göre 16 arkadaşımız katılacağını bildirmişlerdi. Ama niye katılmadıkları noktasında hiçbir bilgi ve geri dönüş alamadım. Dolayısıyla ben ısrarla demokrasiye, ısrarla katılımcılığa dönük bir belediyeciliği İstanbul'da var etme konusunda bugüne kadar yaşanmış kederleri bitirip her şeyi çok güzel olacak bir dönemi başlatmaya yemin etmiş bir belediye başkanı. Bütün bu karakterimle ve tavrımla mecliste herkesin söz aldığı zaman aldığı sözün konusuyla ilgili konuşması konusunda prensipler vardır. Aksi takdirde siz mesela gündemle ilgili bir söz aldınız, sözü neyle ilgili aldığınızı söylediniz. Buraya çıkıp başka bir şeyden bahsetseydiniz bu meclise saygısızlık olurdu. Dolayısıyla her gündem ya da her içerik ya da gelinen her maddede o maddenin konuşulması meclisin adabına ve ahlakına uygun bir davranıştır. Benim takip ettiğim tamamıyla budur, bunu bilmenizi isterim. Bir başka şey, nedir bu 2 gün takıldınız ben anlamış değilim. Yani birincisi sakin ol. Bak gayet ben gayet sakin anlatıyorum, sakin ol. Niye takıldınız dedim, şundan
Çünkü ben şunu dedim. Mecliste bu işler 2 günde biter. Bilemediniz 3 gün dedim. Bir kere ben 2 gün diye bir tanım yapmadım. Yani illa 2 gün olacak diye bir tanım yapmadım. Dememin de sebebini anlattım. Bu mecliste ben de 5 yıldır buradayım. 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır olanlar da vardır. Meclisin birincisi dedim, tanımımı yine yapayım çünkü cevap vermem gerekti. Bütünüyle bana dönelik bir konuşma yaptınız ikinci bölümünde. Birincisi, saat 2'de denen toplantı bazen 3'te, 4'te, 5'te başlıyor. Sebebi ne olursa olsun. 1 mi? 1'de başlasın. Sabah 10 mu? 10'da başlasın. Birincisi bu. İkincisi, komisyonların önü bir lobiye dönüşmemeli. Meclisin sizin bahsetmediğiniz içinde bulunan komisyonlar var. Bunlara bir sınır yok. Ayın meclisin dışında ayın her günü toplanabilirler ve gündemleri tartışabilirler, konuşabilirler. Elbette ki burası müzakere ortamı. Müzakere edildi, yetmedi, ertesi güne bırakıldı, yetmedi, devam etti. Etsin, bunda bir sorun yok. 5 güne kadar yolu var. Ama 5 gün boyunca saat 14 diye duyurup koridorları lobiye dönüşen, komisyonların önü bir lobi çalışmasına dönüşen bir meclis ben istemiyorum dedim. Tanımım bu. Bu benim tanımım. Denemekte bir zarar yok. Bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımanın da bir anlamı yok. Bir de benim sınıf arkadaşım herhalde, tanımıyorum, orada konuşuyor Ekrem diyor ama benim sınıf arkadaşlarım değil yani, yaşımız da birbirine tutmuyor. Saygıyı ve nezaketi elden bırakmadan bu sürecin bu mecliste 2 gün, 3 gün, 4 gün, sabah 10'da başlasak ne olur? 5 gün tabii ki. Tabii ki ama illa 5 gün değil, bakın. İşimiz varsa 5 gün. İşimiz yoksa 2 gün. İşimiz yoksa 1 gün. Olabilir 3 gün. Bakın bu kadar nettir. Ben anlıyorum ne demek istediğinizi. Anlıyorum ama gereksiz. Ben 5 günde gelirim buraya, sorun yok yani. Ben 5 günde gelirim, hiç sorun yok. Son olarak şunu söyleyeyim. Sevgili meclis üyesi arkadaşımız, zat-ı aliniz bilsin ki hiçbir şekilde meclisin demokrat ruhuna zarar getirecek bir davranışta bulunmayız. Eksiklik olabilir, çıkar deriz ki affedin, özür dileriz, yanlış yaptık, devam edelim. Ama pazartesi günü ortaya koyduğumuz tavırda bir eksiklik yoktur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de inşallah eksiksiz, demokrat, dediğim gibi çok daha güzel olacak bir dönemi İstanbul'a yaşatmak isteriz. Bu yönüyle bana dönük yapmış olduğunuz konuşmalara dair cevap hakkımı kullandım. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi son gündem dışı konuşmaya Tevfik Bey, bana cevap verdim. Bana mı cevap vereceksiniz? Buyurun. Sayın Başkan, sayın değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikle Murat Bey kardeşimize güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette demokrasilerin temel kaynağının yerelden başlaması ve güçlenmesi demokrasimiz açısından çok önemlidir. Bu anlamda demokrasiyi kurumlarıyla ve kurullarıyla yüceltecek olan, büyütecek olan da biz uygulayıcılarıyız. Bu konuda her birimiz uygulama içerisinde zaman zaman eksiklerimiz, aksaklarımız olabilir. Birbirlerimize hatırlatarak bunları düzeltiriz ve büyütürüz. Şimdi özellikle şu ifadenizi düzeltmek isterim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın zaman zaman 25 belediye başkanım var ifadesini ironi olarak burada ifade ettiniz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bir tanımlama yapmıştır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne kadar belediye başkanı varsa bütün belediye başkanları Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıdır. İkincisi özellikle bunu zaman zaman kullanıyorsunuz. Belediye başkanlarımızla konuşmak için davet ettim. Bakın Sayın Başkanım, bu tip davetlerde gerçekten biz önceden istişare edilmiş olsaydı, bilgilendirilmiş olsaydık, örneğin grup olarak
bu davetlerin önü açılmış olabilirdi. Hiçbir bilgilendirme yapmadan, hiçbir uygulama yapılmadan özel oldu bittiyle özel kalemlerimiz, özel kalemleriniz tarafından, sekreterya tarafından aranarak bir yemeğe davet ediliyoruz. Bu bir defa usul açısından doğru bir usul değil. Bu usulü revize etmeniz gerekir. Elbette Büyükşehir Belediye Başkanı olarak zatınızla oturup İstanbul'u konuşmayı, geleceği konuşmayı, İstanbul'la ilgili projeleri konuşmayı elbette önemseniz. Çünkü İstanbul'la ilgili gelecek perspektifi taşımak için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu her platformda, her zeminde ve her zamanda ifade ettik, ifade etmeye de devam edeceğiz. Bir başka husussa meclis meselesiyle ilgili geçen pazartesi gününde kullandınız. Komisyon odalarının kapıları lobi merkezlerine dönmesin diye. Ben 10 yıldır buradayım. Gerçekten hiçbir komisyon odasının önünde bu manzarayı görmedim. Acaba ben mi yanlış gördüm bilmiyorum. Bu kanaatinizi de düzeltmeniz gerekir diye düşünüyorum. Bir başka şey ise meclisle ilgili, evet burası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve gerçekten çok büyük bir meclis ve İstanbul'un gündemi çok olacaktır. Bundan sonra peş peşe dosyalar gelecek. Elbette Eylül ayında ilk gün kaç gün konuşacağımızı konuşacağız. Ben pazartesiki tutumunuzun özellikle mikrofon kapatma ile ilgili tutumunuzun doğru olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan ise az önce yine ironi yaparak AK Parti Grup Başkan Vekilimizle ilgili bir ironi yaptınız Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında. Acaba kendi grup başkan vekilinizin kullandığı sözlerle ilgili ne düşünüyorsunuz onu da çok merak ediyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi Tevfik Bey bizim naklen yayınımızı çok sevdi, ben bunu anlıyorum. Ve kendini bu anlamda İstanbul'a aktarması da beni memnun ediyor. Niye memnun ediyor? Şundan. Az önce anlattığım şey tam da buydu işte. Aslında bana ithafen yanılmıyorsam son 3 sayfası tamamen 4 sayfası bana ithafendi ve cevap verdim. Dolayısıyla şimdi Tevfik Bey'in yapmış olduğu bu konuşma bana yine cevap hakkı doğurdu. Dolayısıyla bu devam eder gider. Benim de arzu ettiğim şey tam da bu. Meclisin zamanlamasını, saat dilimini anlamlı ve manalı kullanmak. Tamam, Tevfik Bey'in duygularını ifade etmesine fırsat tanıdık. Şimdi yine cevap hakkı doğdu. Birincisi, tek başına Sayın Cumhurbaşkanı 25 belediye başkanımız var demedi. Dönem dönem Sayın Yıldırım da söyledi. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı 25 belediye başkanımız var demesi bana göre yanlış bir tanım. Yanlış. 39 belediye başkanımız var. Bak sakin olun lütfen. Sakin olun ama bak sakin olun. Sakin olun. Genel başkanınız değil, Cumhurbaşkanından bahsediyorum. AK Parti Genel Başkanı ayrı. Ben Cumhurbaşkanımızdan bahsediyorum. Müsaade ederseniz, bak müsaade ederseniz iki şey birbirinden ayrı. Evet, aynı şey değil. Size göre aynı şey olabilir. Birincisi, ben 39 belediye başkanıyla istişare ederek toplantı düzenleyecek bir makama sahip değilim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yöntemimi aktaracağım bir toplantıyı yaklaşık bir hafta öncesinden yazılı makamlarınıza gönderdim. Bundan daha saygın bir şey olamaz. Ben daha önce yemeğe, ya sadece yemeğe gittiğimde daha doğrusu sadece yemek yediğimiz toplantıya siz de vardınız orada. Bir gün önceden telefonla özel kalemimiz çağrıldı ve gittik. Dolayısıyla bunu yani bir hafta önce yazılı konuyu da yazdığımız bir toplantıya geleceğini bildiren 17-18 arkadaşımızın da gelmemesini ben anlayamıyorum. Ama ben de diyorum ki ben böyle bir o toplantıya özgün ve özgür irademle giderdim. Çünkü ne konuşacağız ki? İstanbul'u konuşacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde bölgeler açısından neler yapacağımızı konuşacağız. Sizin önerileriniz olacak, bizim önerilerimiz olacak. Arkadaşımız şu anda ayrıldı herhalde. Üsküdar'la ilgili bir konu söyledi. Davet etti. Burada. Abdullah Bey davet etti. Ben bizzat gideceğim Üsküdar'da belediye başkanından Kirazlıtepe'ye bana anlatmasını isteyeceğim. Bu böyle olmalı. Bunu başlatacağız. Son olarak
Benim grup başkan vekilimin beğenmediğim cümlesi olursa onu da söylerim. Ama şu an konu ben isem, benim adımı Ekrem diye söylüyor. Sınıf arkadaşım değil, vallahi tanımıyorum. Tanısam derim yani. Hatırlayamıyorum ya da tanıtsın kendini bana. Yani ben çok affedersiniz, size Tevfik demem. Çünkü sizinle benim o özelde bir ilişkim yok. Tevfik Bey derim, Sayın Başkan derim, Esenler Belediye Başkanı derim, bu. Bu bir ahlaki davranışla ilgili bir şey. Onu hatırlattım sadece. Sayın Grup Başkan Vekilimizin de rahatsız edici bir cümlesi beni ilgilendiren ya da sizi ilgilendiren bir şey olduğunda elbette dile getirdiğinizde haklı bulurum sizi. Bu kadar nettir. Dolayısıyla bu böyle sürüp gideceğini bildiğim için konuşmalar gündemli ve konulu yürümeli. Muhatabı ona göre. Mesela bizim meclisiyesi arkadaşımız ilk paragraf konuşması ne dedim? Bu sizin Üsküdar Meclisi'nizi ilgilendiriyor. Buraya ait değil dedim yani. Bu kadar net. Onu orada konuşmalısınız. O bakımdan bu kriterleri koymazsak ben Göksel Bey'den öğreneceğim bir şey varsa elbette öğrenirim. Bundan sakınmam. Değerli zat-ı haliniz söylediniz. Elbette öğrenirim. Bundan sakınmam, çekinmem. Tecrübesinden faydalanırım. Öneride bulundu. Bir araya gelip konuşmamız iyi olur diye. Ben de tabii ki memnun oluruz dediniz. Bir araya geldik, konuşacağız. Ama bunu bir ders alma niteliğine dönüştürürseniz hepimizin yaşına, bulunduğu konuma, milletten aldığı iradeye dönük birikimine saygı duyarak tanımlamanızı size de tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Şimdi son olarak Doktor Suat Bey, sizi bu konuyla ilgili davet ediyorum. Trafik ve çözümleriyle ilgili. Katkı istiyorum Tevfik Bey. Buyurun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bizim genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızdır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız olacağını da Türkiye'de referandumda Türk milletinin %52'si evet demiştir. Onun için bizim genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızdır. Teşekkür ederim. Sizin için öyle, ben kendim için söyledim o zaman. Yanlış anladınız, bak gene yanlış söylediniz. Sizin için öyle. Tabii ki partinizin genel başkanı. Ben kendim için cumhurbaşkanı diyorum zaten. Siz onu anlamadınız. Ama bakın, katkı sunacaksanız, cevap hakkı doğacaksa lütfen konuşmamayı tercih ediniz. Peki. Müsaade ederseniz. Şimdi pazartesi günkü konuşmada ben görevimizi iyi yapmaktan söz etmiştim. Hatta geçen Mayıs ayı içinde İSKİ Genel Kurulu'ndaki bir konuyu aktarmıştım. İki grupta yaklaşık %40 indirim yapılsın diye düşünüyor. İki grupta bu konuda mutabık ama biz 3 saat bir genel kurulu yaptık. Halbuki bu konuda daha kararlı, daha net olsaydık ve gereksiz konuları buraya gündeme getirmeseydik, kısa süren bir toplantı yapabilirdik. Şimdi bakıyorum saate, şu anda saat 2:15. Saat 1'den bu yana yaklaşık 1 saat 15 dakikadır burada konuşmalar yapıyoruz. Tabii ki zaman zaman kamuoyuna, topluma kendi konular, bazı konulardaki görüşlerimizi paylaşmamız gerekir. Ama bizim asıl işimiz İstanbul'u konuşmak. Biz bir an önce İstanbul'la ilgili konulara girmek istiyoruz. Başkanım, siz geçtiğimiz dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydınız. O dönemde Sayın Mevlüt Uysal'dan randevu almak için kaç defa kendisine talepte bulunduğunuzu ben biliyorum. Siz nezaketinizden bunu hatırlatmak istemediniz. Ama kusura bakmayın, ben hatırlatmak zorundayım. Şimdi niye bana telefon açıp haber vermedin diye bir eleştiri alıyorsunuz. Çok büyük bir haksızlık size karşı yapılmış bu. Randevu alamıyorduk. İstanbul, arkadaşlar afah demeyin, randevu alamıyorduk. Şimdi şöyle bir şey de arz etmek istiyorum. Kavga istemiyoruz, işleri tıkamayacağız, el ele verelim. Bunlar çok güzel söylemler. Bunu pratikte görmek istiyoruz biz. Şimdi bugün gündemler konuşulacak, göreceğiz.
14 tane belediye başkanı var Cumhuriyet Halk Partili. Hiçbirinin özel kalem müdürünün atanması daha onaylanmadı. 3 ay geçti, 3,5 ay geçti. Çevre Şehircilik Bakanı bir tane özel kalem müdürünü daha onaylamadı. Niye tıkıyor? Neden tıkıyor bunu? AK Partilileri niye bir hafta içinde bitti bu? AK Partilileri hiçbirinde böyle bir sorun yok. Şirketlere niye müdahale ediliyor? Şirketlere neden müdahale ediliyor? İkide bir bir genelgeler çıkıyor, bir şeyler çıkıyor falan. Şimdi göreceğiz. Bakalım şimdi oylamalara gireceğiz. Ne kadar İstanbul'un sorunlarına sahip çıkıyorsunuz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, Suat Bey buyurun. Suat Sarı, İyi Parti Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi olarak sizlere İstanbul'un trafik sorunları ile ilgili 35 yıllık deneyimim çerçevesinde tespit ve önerilerimi paylaşacağım. Öncelikle 35 yıllık bir rekoru kırarak Millet İttifakı'nın adayı olarak 806 bin oy farkıyla İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bunun yanında Millet İttifakı'na verdiği destekle İyi Parti'nin 39 ilçede düzenlediği demokrasi çadırlarına giderek gece gündüz Millet İttifakı'na oy isteyen, milleti aydınlatan İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'i de desteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Yine Millet İttifakı'na verdiği yüksek destekten dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tebrik ediyorum. Değerli meclis üyeleri, şimdi arkadaşlar müsaade ederseniz Hatip'e saygı gösterin lütfen. Lütfen Hatip'e saygı gösterin. Hatip'e iş öğretmeyin. Suat bir dakika buyurun. Sabredin. Değerli meclis üyeleri, İstanbulluların bizden beklentileri çok yüksek. İstanbulluların arkadaşım değerli meclis üyesi arkadaşım lütfen. Lütfen İstanbul'un arkadaşlar müsaade edin ama bak hiç İstanbul'un hoş değil. Yaptığınız hiç hoş değil. Hatip'e saygısızlık oluyor bakın. Hiç hoş değil. Ama ne konuşacağına siz karar veremezsiniz. Hatip'in konusu kendi bakın müsaade edin. Hatip kendi ittifak partileriyle ilgili konuşmasını yaptı. Şimdi konuşmasına geçiyor. Müsaade edin yapmayın Sayın ya. Sayın AK Partili değerli meclis yapmayın. Üyeleri lütfen müsaade edin de ama devam ediyorsunuz bak hiç gereksiz lütfen. Lütfen biz ya sizin hiç. Konunuz değil o. Siz konunuzu ben etmem. Siz konunuzu etme ben lütfen etmem. Ya. Arkadaşlar müsaade edin. Neyse arkadaşlar bir müsaade oturur musunuz? Arkadaşlar müsaade edin herkes sakin. Arkadaşlar herkes bir önüne baksın. Bütün meclis üyesi arkadaşlar. Bakın bütün meclis üyesi arkadaşlar lütfen önünüze bakın ve lütfen Hatip'e saygı gösterin. Hatip'in ne konuşacağına siz koltuklarınızdan karar veremezsiniz. Suat Bey lütfen siz konuşmanıza devam edin. Buyurun. Demokrasi çok önemli bir kurum. Demokraside sabır denen bir durum var. Lütfen sabredin. Ben İstanbul'un sorunlarını paylaşmaya geldim. Bütün milletin, İstanbullu kenttaşlar bizden İstanbul'un sorunları ile ilgili ne düşündüğümüzü merak ediyor. Lütfen sabredin. Değerli meclis üyeleri, biliyorsunuz uzun yıllardır İstanbul'un birinci sorunu trafik. Bunu 25 yıllık AK Parti, Refah Partisi döneminde de çözülemediğini görüyoruz. Bir tek bu AK Parti'nin sorunu değil. Ondan evvelki dönemlerde de birinci problem yine trafik sorunuydu. Bütün adayların ilk başta çözüm önerisini trafikle ilgili başladığını, ancak bunu toptan çözemediğini bütün adaylar söyledi. Çünkü öyle bir yere gelmiş ki kaos halinde. Ben şimdi bu işin
metro yatırımlarına dayanarak çözülmeyeceğini, bunun bir de üst yapısı olduğunu, Cumhuriyet'ten beri gelen bu problemleri çözmekle ilgili size öneriler sunacağım. Bakın, şöyle bir fotoğraf var Türkiye'de. Türkiye'de her yıl trafik kazalarında 7000 kişi, son 10 yılın ortalaması, 300 bin kişi de yaralanıyor. Ülkemiz adeta yolları mezbaha gibi. Son 2018 yılında da 6675 kişi öldü ve 307 bin kişi yaralandı. Yaralanmakla da kalmıyor. Bu yaralananların %15'i engelli olarak hayatını devam ettiriyorlar. Ancak bunun çözüm yolu yukarıdaki bürokraside ne yazık ki bugüne kadar çözülemedi. Çünkü bu işin sahibi yok. Bu işin İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında sorumlusu yok. Bu üçgen içinde biz halk olarak da bundan kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun çözüm yolu var. Gelişmiş ülkelerde ve bu problemin çok olduğu yerlerde iki şey yapıldı. Ya Trafik Bakanlığı kuruldu ya da başkanlığa bağlı bir trafik genel müdürlüğü kuruldu. Bizde de bu yöntemin uygulanması gerekir, geçici de olsa. Şimdi Türkiye'de her 11 aileden biri trafik mağduru. Bundan daha büyük bir sorun olabilir mi? Ama şu anda bu sorunun nasıl çözüleceğini Türkiye'de de kimse bilmiyor. İstanbul'da da kimse bilmiyor. Habire para harcayarak olayı çözmeye çalışıyoruz. Bakın, ülkede trafik kazalarına yaşamını yitiren her 100 yayadan 26'sı çocuk. Çocukların trafik kazaları sonucunda ölüm oranı Türkiye'de %14, Almanya'da %4, İngiltere'de %6.2, Amerika Birleşik Devletleri'nde %7. Türkiye çocuk ölümlerinde de çok yüksek bir orana sahip. Ve dünyadaki trafik kazalarının sorumlusu olan 10 ülkeden biri de Türkiye. Çözülemiyor bir türlü. Peki ne anlatıyorsun diyeceksiniz. İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da durum ne? Belki bu rakamlarla ilk defa karşılaşacaksınız. Olayın vehametini daha farklı öğreneceksiniz. Bakın, İstanbul'da 2018 yılında 16.501 ölümlü yaralanmalı kaza olmuş. Bu emniyet trafiğin raporu. Ama biz bu raporları sigorta gözetim merkezinden almak zorundayız. Kaç tane olmuş biliyor musun İstanbul'da kaza? 283.577 kaza olmuş 2018 yılında. Bunun anlamı şudur. İstanbul'da her gün 778 kaza oluyor. Trafik kazası oluyor. Bu tutanaklara geçmiş. Ancak İETT'nin de yaptığı araştırma sonucu bunun binlerde olduğu söyleniyor. Bin kaza, yani her saat 33 tane trafik kazası oluyor. İstanbul'da her yıl, son 10 yılda 500 kişi ölüyor trafik kazalarında. 23 bin kişi yaralanıyor. Son 2018'de de 441 kişi öldü. Bu ne demek biliyor musunuz? Kaza istenmeyen hallerde gelişir. Bazen dikkatiniz yoktur. Bazen de sizin dışınızda gelişir. Bu iş artık akademisyenlerin, trafik akademisyenlerin söylediği tarzda trafik çarpışmalarına girmiş durumdadır. Ve en çarpıcı veri ise ölenlerin %22'si yayalar. Yani bizim sürücülerimiz yollarda sinyalizasyonlu ya da sinyalize olmayan yerlerde sürücü yayaların üzerine araba sürüyor. Başka bir şey daha oluyor. Ne yazık ki kaldırımlardaki yayalar da eziliyor. Şimdi Avrupa'nın hiçbir kentinde böyle bir durum, böyle bir fotoğraf yok. Demek ki bugüne kadar uyguladığımız sistemler başarısız. Yeni sistemler, yeni bir takım yeni başlangıçlar yapmak zorundayız. Bir takım yeni fotoğraflar, yeni tespitler yapmak zorundayız. İstanbul'da taşıt sayısı 4.2 milyon adet. Otomobil sayısı 2.9 milyon adet. Her 14 araçtan biri trafik kazasına, benim deyimimle çarpışmalara maruz kalıyor. Şimdi bunlar böyle sırf insan bazında gitmiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı araştırma ülke genelinde trafik kazaları 10 milyar dolar maddi manevi boyutlarıyla ülkeye etkisi var.
enflasyonun da bir bacağı. Çünkü bizim araçlarımızın %70'i ithal. Bu söylediğim paranın birçoğu yurt dışına giden bir israf esasında. Evet, peki nereye gelmek istiyorum? Trafiği çözeceğiz ya. 3 şeritli, 4 şeritli yollarda kazalar hepinizin yaşadığı gibi 1 saatte çözülüyor. O 3 şerit 1 şeyde iniyor. Yani yolun üstündeki trafiği akıtmak için biz bu kazaları azaltmamız lazım. Azaltamazsak kim gelirse gelsin trafiği Türkiye'de düzeltmesi, İstanbul'da düzeltmesi mümkün değildir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda kazaların İstanbul trafiğine etkisi %7,5. Negatif etkisi. Ve bu neden oluyor biliyor musunuz? Ben 43 yıl evvel üniversiteye girerken ehliyetimi aldım. Ve 43 yıldan beri bana birisi gelip de senin gözünde bir hata var mı? Uyku apnen var mı? Uyku sorunun var mı? Obezite sorunun var mı? Hiç sormadı. Şu andaki 6 milyon sürücünün de İstanbul'da böyle bir profili var. Dolayısıyla bütün bu sağlık testlerini tekrarlamak ve bununla ilgili eğitimleri vermek zorundayız. İstanbul'da insanlar işlerine giderken, gidecekleri yere giderken zamanında yetişemedikleri için öfkeleniyorlar. Sağlıksız bir toplum oluşuyor. Farkında mısınız? St. Petersburg 1. sırada. Bogota 2. sırada. İstanbul dünyada öfkeli sürücü sıralamasında 3. sırada. Bu kadar durumumuz vahim. Nereden bunu söylüyorsun dersen, pazar günü gördük televizyonlarda. Koskoca bir iş adamı, hamile bir kadını aracın içinde bağıra çağıra taciz ediyor. Eşini taciz ediyor. Bu adam bir iş adamı. Herhalde 150-200 kişiyi de idare ediyordur. Vah vah, o insan o iş yerinde o insanları nasıl idare ediyor? Çok şüpheye düştüm. Dayanamıyor, hırsını alamıyor. Dikiz aynasını kırıyor. Ve yine alamıyor hırsını. Öbür tarafın aracının tamponunda maymun gibi zıplıyor. Ayıptır ya. Demek ki kök sebebimiz var. Bir kök sebep analizi yapmamız lazım. Bu insanlar neden bu durumda? Bu iş adamı neden bunu yapıyor? Bunları analiz etmezsek hapishaneler bu insanlarla dolar. Şimdi 6 milyon sürücüye şunu yapacağız. Çok net. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu der ki, bütün ticari araçların her türlü karıştığı kazaların sorumluluğu işverendedir. Yani siz işinizdeki sürücünüze kendi işinizin aracıyla yaptığınız bir kaza sonucunda %100 işveren sorumludur. Bunu bakanlıkla koordine ederek tüm iş yerlerine bildirmeliyiz. Bu sorumluluğu anlatmalıyız. Çünkü 4.2 milyon aracın 1/3'ü ticari araç. Sonra ne yapacağız? İstanbul Belediyesi'nin gelirleri vakıflara oraya buraya gideceğine, ki bununla ilgili çok spekülasyon var. Ya böyle bir şey yapalım. İnsanımızı, sürücümüzü eğitelim. Sürücülerimiz eğitimsiz Cumhuriyet'ten beri. Herkes kendi refleksleriyle araç sürüyor. Buradaki 312 kişi. Aracının özelliklerini ne kadar biliyor? Yani biz 40 sene, 30 sene belki araç teknolojisiyle araç sürüyoruz. Artık bu konuda ileri gelmiş ülkeler güvenli sürüş teknikleri eğitimini aldırıyor bütün halkına. Bunun da en lideri Almanya. Bizden 2 kat fazla arabası var. Bizde 28 milyon, orada 56 milyon araba var. Orada ölüm oranı bizim yarımız kadar. Demek ki bazı şeyleri artık Büyükşehir Belediyesi'nde yapması lazım. Biz her şeyi devletten bekleyerek bazı şeyleri başaramayız. İstanbul bu işin lider kenti olmak zorundadır. Ve önce kazaya karışmış araçlar, şoförler, bunları eğitimine başlamamız lazım. Hiç de çok pahalı bir şey değil. Bir şoförün eğitim masrafı hiç de o kadar çok fazla değil. Bir günlük eğitim alacaklar. Bununla ilgili batıdaki tarzdaki eğitim yerleri de var. Bakın Formula 1 alanı 6 senedir orada çürüyor. Belediyemiz orayı kullanaraktan bizim 6 milyon sürücünün 1 milyonu sıkıntılı, 1 milyonundan bu işlemi başlatabilir. Trafik mühendisi, çok ünlü bir trafik mühendisi, Profesör Henry Beck şunu diyor.
Ne kadar yol yaparsan yap. Yolu kullanan sürücü eğitimli değilse yolu asla verimli kullanamaz. Biraz evvel söylediğim problemlerle karşılaşırız. Şimdi bir proje yapmak lazım. Benim o projeye verdiğim motto şu: İstanbul trafikte sıfır kaza 2024. İskandinav ülkeleri 22 sene evvel başladılar. Kazaları meclis, belediye meclislerinin katkısıyla %50 azalttılar. Biz Türkler de başarabiliriz. Yeter ki birlik olalım ve yapalım hep beraber. Bu tip projeleri lütfen hepinizden destek bekliyorum. Başkanımız da desteğiyle. Ve bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir trafik güvenliği müdürlüğü kurmak zorundayız. Burada elemanlar yetiştirmeli ve burada bunların istihdamlarını da garanti altına almalıyız. Çünkü bunun okulları yok. Bu işin okulu belediyeler. Herkes belediyelerden bunu öğreniyor. Peki, devam ediyorum. Bir problem daha var. İstanbul'da yapılan kavşaklar, yol koridorları, kavşak geometrilerinde çok hatalar var. Ben zaman zaman yabancı uzmanlarla İstanbul'da yaptığım analizlerde ve Teknik Üniversitenin değerli hocalarıyla yaptığım İstanbul'daki yapılan yol koridorlarının yanlışlığından bahsediyorlar. Bakın, iki şey var bütün dünyada: ya yol mühendisliği ya da trafik mühendisliği. İki aydır Ulaşım ve Trafik Komisyonu'ndaki ulaşım planlamada diğer arkadaşlarla, bürokratlarla görüşüyorum. Gördüğüm olay, yol mühendisliğine odaklanmışlar. Bakın, yol mühendisliği araçların hareketliliğine göre iş yapar. Lastik tekerlekli araçlar. Trafik mühendisliği ise bütüncül olarak yayalar, araçlar, toplu taşıma araçları, bisikletliler, yük hareketleri hepsini bütüncül olarak, kapsayıcı olarak görür. Biz böyle bakarsak İstanbul'un bir trafik politikasını ve stratejisini çizebiliriz. Sayın Başkan, dediniz ki bütün iştiraklerin mali analizini yapacağım, fotoğrafını çekeceğim. Sizden ricam, İstanbul'un yol geometrilerine, kavşaklarına da bir fotoğraf çekin. Görün oradaki durumu. Dört şeritli gelen yolların nasıl ikiye düştüğünü, kavşak geometrilerinin ne kadar sıkıntılar olduğunu, bu sırf burada değil, ilçelerde de çok çoğunlukla. Yani yol yapmakla bir şeyi çözmek mümkün değil. Bakın, burada İstanbul'da benim tespit ettiğim 22 tane kara nokta var. Buralarda her gün kaza oluyor. Sunacağım size. Suat Bey, bir uyarı yapmak zorundayım. Şu an itibariyle 20 dakika oldu konuşmanız. Yani 1-2 dakikasını müdahale kabul ederim ama 18 dakika. Bu bizim yönetmeliğimize göre gerçekten gündem dışı konuşma süresinin çok çok üzerinde. Bitiriyorum. Yani ben birkaç dakika içinde toparlarsanız meclisimize geçelim. Sadece konunun ehemmiyetine dönük size bir müdahalede bulunmadım ama birkaç dakikada toparlamanızı öneriyorum lütfen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerinde çokça ulaşım ve trafik mühendisine ihtiyacımız var. Bunları yurt dışında geliştirmeliyiz. Yurt dışındaki belediyelerle işbirliği yaptırmalıyız. Ve bizim yayaya saygısızlık, kırmızı ışık kuralı, emniyet kemeri takmama, emniyet şeridi ihlallerini artık azaltmamız lazım. Bunun için de İstanbul'da kent içi bir trafik kültürü girişimi başlatmamız lazım. Ve bunu yaparsak, bunu başarırsak şu komedi sona erecek. Yayaların araçlara yol verdiği değil, araçların yayalara yol verdiği bir İstanbul yaratmak zorundayız. Yurt dışına çoğunuz gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Ve bunları tabii ki ilçe belediyeleri de koordine etmek zorundayız. Bu son olarak da İstanbul'da bir taksici problemi var. Taksilerimizin çok kaliteli olması lazım. Buraya artık 20 milyon turist hedefleniyor. Taksicilik öyle bugün başlayıp yarın girilecek meslek olmamalı. Odalarla gerekli koordinasyonları sağlayaraktan bu meslek kolunu daha kaliteli hale getirmemiz lazım. Bunun için de kent içi ticari araçlar rehabilitasyon projesini öneriyorum. Bunu yapmamız lazım. Her taksicinin de taksi içinde bir kimlik kartı mutlaka olması lazım. Çoğunuz seyrediyorsunuz televizyonlarda. Bir önemli konu, İstanbul'un kent içi lojistiğinin artık zaptı raptı alınması lazım. Birçok cadde
gün içinde indirme bindirme ve lojistik faaliyetlerden dolayı trafik gitmiyor. Bunun da çare olarak mutlaka belli bir saatte yapılması lazım. Batı'da bunu 30 senedir yapıyorlar. Biz niye yapmıyoruz? Gece 23'te sabah 6 arası yapıyorlar bütün her şeyi. Bir şey daha var. Bir kentin yoluna bütün araçlar aynı saatte girerse çözemezsiniz. Bir kademeli saat uygulaması yapmak zorundayız. Fabrikaların, okulların, iş yerlerinin farklı saatlerde başlatmak ve bunu bir yerden başlatmak zorundayız. Şöyle diyor Albert Einstein son olarak. Yaşadığımız sorunları yaratan düşünce sistemini aynen koruyarak sorunlarımızı çözemeyiz. Trafik aynı zamanda bir kentin, bir ülkenin demokrasisinin gelişmesidir. Biz bunu geliştirdiğimizde emin olun demokrasimizi de çok geliştireceğiz. Beni dinledikleri için sükunetle AK Parti grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ve İYİ Partili arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, değerli arkadaşlar, yurt dışı bilgilendirmesi var. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare Genel Müdürlüğü'nün... Arkadaşlar, toparlayalım çünkü gündem dışı konuşmalar bitti. Ama lütfen bakın gündeme geçmemiz lazım. Kusura bakmayın, gündem dışı konuşmaları çok açtık. Tam bir saat 10 dakikadır bu konu konuşuluyor. Ben hem oraya hem oraya hayır dedim. Şimdi oraya dönersem oraya dönmek zorundayım. Affınıza sığınıyorum. Değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sayın Meclis Üyeleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20 Haziran 2005 tarihli 2562 sayılı genelgesi gereği 2019 Haziran ayında yapılan yurt seyahat bilgisi listesi bilgilerinize sunulmaktadır. Bunun listesi geniş bilgi müdürlüğümüzden alınabilir. Teşekkür ederiz. Atamaların bilgilendirilmesi hususu var. Bunu okumamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Tamam. Ben hanımefendiye bu sefer vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sayın Meclis Üyeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye'mizde görev yapan müdür ve üstü ünvanlı kadrolara yeni atanan personel bilgilerinize sunulmaktadır. 11.07.2019 Müdür ve üst kadroların yeni atananlar 1. Yavuz Erkut Genel Sekreter, 2. Mehmet Çakılcıoğlu Genel Sekreter Yardımcısı, 3. Eren Sönmez, 1. Hukuk Müşaviri, 4. Nurten Uğursoy, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı, 5. Nurcan Alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı, 6. Şerefcan Ayata, Bilgi İşlem Daire Başkanı, 7. Yavuz Saltık, Özel Kalem Müdürü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Ekrem İmamoğlu, Meclis Başkanı, Gökhan Özden, Katip Üye, Şeyma Aktağ, Katip Üye. Evet, teşekkürler. Değerli arkadaşlar, rapora bağlanamayan dosyaların bunu okuyarak oylayacağım. Sayın Meclis Üyeleri, yasa gereği gündem alınarak komisyonlara havale edilmesine rağmen süre içerisinde rapora bağlanamayan ve komisyonlarda bekleyen dosyaların tamamının 5393 sayılı Belediye Kanunu 24. maddesi uyarınızda teklifler bölümünü 1. maddesi olarak gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Yine gündeme geçiyoruz ve Sayın Meclis Üyeleri, 5393 yani rapora bağlanmayan tekliflerin ilgili komisyonlarıyla ilgili havalesini oylayacağım. 5393 sayılı Belediye Kanunu 24. maddesi uyarınca süresi içerisinde görüşülmemiş komisyonlardaki dosyaları gündeme almıştık. Dosyaların ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Arkadaşlar, 60. maddede yer alan İstanbul İETT 2018 yılı kesin hesabı ile ilgili şimdi sıralarınıza oy pusularını dağıttıracağım. Bilginiz olsun. Dağıtımı yapabiliriz ve gündeme geçiyoruz. Raporların okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Raporları ayrı ayrı görüşmeye açıyorum. Ve 1. maddesiyle başlıyoruz. 1. maddeyle ilgili görüş var mı? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 2. maddeye geçiyoruz.
Görüş var mı? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. Üçüncü madde. Görüş var mı? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. Dördüncü madde. Görüş yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. Beşinci madde. Görüş yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. Altıncı madde. Pardon. Beşinci maddede mi? Altıda. Buyurun. Başkanım, altıncı maddenin tekrar yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesini talep ediyorum. Ayrıca diğer maddeleri de söyleyeyim de siz hızlı geçerken onları da şey ederseniz 12, 15, 23 ve 24 numaralı komisyon raporlarının da aynı şekilde. Bir daha söyler misiniz? 12, 15, 23 ve 24 numaralı komisyon raporlarının da tekrar görüşülmek üzere komisyona iade edilir. 6'dan sonra 12, 15, 23, 24 dediniz değil mi? Peki. 6. maddenin tekrar komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 7. madde. Görüş yok. 7. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 8. dosyayı yine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 9. madde. 9. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 10. dosya. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 11. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 12. dosyayı komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 13. maddeyi 13. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 14. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 15. dosyayı komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 16. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 17. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 18. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 19. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 20. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 21. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 22. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 23. dosyayı tekrar komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 24. dosyayı komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 25. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 26. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 27. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 28. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 29. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy... Onayınıza sunuyorum. Peki. Şu ana kadar 29. maddeyi de dosyayı da onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir diyorum zaten. Peki. Tamam. Tamam. Peki. Görüş bakıyorum gözlerimle. Görüş ve niyeti olmadığı için direkt geçiyorum ama soralım. Tamam. Peki. Gözlerim keskindir, ona inanıyorum ama nasıl olsa soralım. 28. dosyayı görüş var mı? Yok. Pardon, 30'a mı? 30. dosyayı görüş var mı? Yok. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 31. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32. dosyaya görüş yok herhalde. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 33. dosyayı evet, İETT ile ilgili bu arada oyları da toplayabiliriz. Arkadaşlar yazmışsa toplamaya başlayalım. 33. madde dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 34. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 35. maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 36. maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Görüş yok. 37. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 38. maddeyi görüş yok. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 39. maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 40. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Pardon, buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar. Hukuk Komisyonumuzda görüşülen Profesör Doktor Fuat Sezgin'in isminin Caddebostan isimli vapura verilmesiyle ilgili gündem maddesine Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz muhalefet şerhi düşmüşlerdir. Muhalefet şerhlerinde dosyanın eksik olduğunu ve yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak bu husus doğru değildir. Bununla ilgili meclisimizi bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle büyük mütefekkirlerimizden, dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin'in isminin yaşatılması kapsamında böyle bir teklifin getirilmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor ve teşekkür ediyorum bu teklifi yapanlara. Kendilerini de saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Efendim, evet. dosya kapsamına girildiğinde dosyada teklif ve teklifin gerekçelerinde şehir hatlarını işleten şirket tarafından bu konuda talep, bu vapurun belediyemize devredilmesiyle ilgili intifa hakkı sözleşmesi ve bu kapsamda daha önceden isimleri, değişik vapurlara isimleri verilen saygıdeğer şahsiyetlerin isimlerinin olduğu liste, bu vapurla ilgili sicil tasdiknameleri ve vesaire birçok evrak ve daha öncesinde bu konuda alınmış olan benzeri kararlar komisyonumuza gelen dosyanın içerisinde mevcuttur. Ben burada bazı isimleri saymak istiyorum. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda tasarrufunda bulunan şehir hatları işletmesi tarafından devredilen vapurlarda rahmetli Barış Manço'nun, Hulusi Yıldırım, Adem Yavuz, Necati Gürkaya, Sami Akbulut, Mustafa Aydoğdu gibi birçok, Mehmet Akif Ersoy, Fahri Korutuk gibi birçok saygın şahsiyetin isimleri bu vapurlara verilmiştir. Bildiğiniz gibi 2019 yılı Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmiş ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve Fuat Sezgin'in bilim tarihine kattığı katkılar ifade edilmektedir. Aslında bizim anladığımız, dosyada bir eksiklik olmamasına rağmen Fuat Sezgin ismine bir muhalefet direkt ifade edilemediği için bu şekilde dosya eksik olmadığı halde dosya eksik şeklinde ifade edilmiştir. Bu yönüyle bu bilginin doğru olmadığını hem belirtmek istiyorum hem de Fuat Sezgin isminin yaşatılması kapsamında verilen bu kararın doğruluğunu tekrar ifade ediyor. Teklif edenlere teşekkür ediyor. Tekrar rahmetle ve saygıyla anıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Hukuk Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri adına konuşmak istiyorum. Sayın Komisyon Başkanımızın çok ciddi bir yanıltması söz konusu. Komisyon raporuna koyduğumuz şerh muhalefet şerhi değildir. Kabul şerhidir. Aynen okumak isterim izniniz olursa yazdığımız ifadeleri.
teklif edilen Profesör Doktor Fuat Sezgin adının bir yolcu gemisine konulması hukuki olarak bir sakınca yoktur. Teklif dosyasında bu değişikliği gerekli gösterecek bir izahat yapılmadığı görünmektedir. Ancak 2019 yılının Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Fuat Sezgin yılı ilan edildiği tarafımızca bilindiğinden dosya eksik olmasına rağmen biz bunu kabul ediyoruz dedik. Yani biz Fuat Sezgin adına muhalefet etmiş değiliz. Sayın Başkan'ın bir yanıltması söz konusu. Kaldı ki kendileri daha sonra gündemin 63. maddesinde konuşacağız. Otogar'ın işletmesinin İspark'a devri konusu gündeme geldiğinde bu dosya eksik diyerek geri göndermek istedi. Biz sadece dosyaların eksik gelmemesi gerektiğini hatırlattık. Fuat Sezgin ismiyle ilgili herhangi bir muhalefetimiz yoktur. Teşekkür evet. ediyoruz. Buyur. Çıkarım. Biz değerli komisyon üyelerimizin buna olumlu oy vermelerine teşekkür ediyoruz. Ancak dosya eksik deniyor ve ben dosyanın bir örneğini de yanımda getirdim. Dosyada ne eksikmiş mesela? Ne olması gerekiyor ki Fuat Sezgin'in isminin bir vapura verilmesi için bu dosyada olan belgeler dışında, yani burada ben evraklar burada huzurunuza sunuyorum. Hangi belgenin olması gerekiyordu ki acaba eksiktir bu dosya? Onu ifade etsinler o zaman. Ama sonuç olarak katıldıkları için teşekkür ediyorum. Evet, neticede ismine dönük bir muhalefeti olmadığı yönünde beyanları olduğu için belki böyle tahminde bulunmak da iğneleyici olabilir. Arkadaşlarım herhalde onu izah etmeye çalıştılar. Sizin de uyarınız değerli. Arkadaşlar o zaman evrakları daha incelesinler. Ben de rahmet diliyorum Fuat Sezgin'e. 40. maddeyi, 40. dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 41. dosya. Tamam. 41. dosya, görüş beyan eden yok. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 42. dosyayı görüş yok. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 40 kabul edilmiştir. 43. dosyayı görüş yok. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 44. dosyayı görüş yok. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 45. dosyayı görüş yok. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Kabul edilmiştir. Bravo. Beni iyi takip ediyorlar. Hadi bakalım. 46. dosyayla ilgili görüş var. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, gündemimizin 46, 47, 48 ve 59. 59 nolu gündemlerdeki raporlardaki ifadeye İstanbul kartı olmayanlar için de geçerli olmak üzere ücretsiz olması kaydının düşülerek raporların bu şekliyle düzeltilerek oylanmasını teklif ediyorum. 46, 47, 48 ve 59. 59'a İstanbul kartı olmayanların da kayda alalım sizin söylediğinizi. Daha önceki indirimlerde o cümleyi kayda alacağız. Onu söylerseniz. 46, 47, 48 ve 59 nolu gündemlerdeki raporların İstanbul kartı olmayanlar için de geçerli olmak üzere ücretsiz taşıma yapılması ve ücretinin belediye tarafından karşılanması şeklinde düzeltilerek oylanmasını teklif ediyoruz. Tam da böyle düzeltilerek 46. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 47. dosyayı da aynı düzeltmeyle onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 48. dosyayı da yine aynı düzeltmeyle onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49. dosyayı görüş yok, onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 50. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 51. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 52. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
53. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 54. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 55. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 57. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58. dosyayı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 59. dosyayı da düzeltmeyi söyle. Evet, buyurun. Bu raporla ilgili mi? 59 ile ilgili başkanım. 59 ile ilgili konuşacaksınız. O zaman siz konuşun, sonra düzeltmeyi alıp oylamayı yapayım. Sayın başkanım. Düzeltmeyi tamam, tamam. Sonra... Düzeltme yapıldı zaten. Aynı düzeltmeyle oylayacağım. Peki, buyurun. Sayın başkanım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda halkımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması hakkındaki raporu görüşüyoruz. Tabii daha önceki yıllarda belediyemizde 15 Temmuz'larda, dini ve bazı milli bayramlarda toplu öyle taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanabiliyordu. Hı. Ama ilk defa bu yönetimimiz tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da toplu taşıma araçlarında ücretsiz yararlanma hakkı İstanbul halkına getirilmiştir. Hayırlı olsun diyoruz. Evet. 59. dosyayı düzeltmeyle onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 60. dosyanın oylaması yapıldı. O pusulalar toplandı. Arkadaşlarım tarafından sayıldı. 258 kabul, red yok, geçersiz yok. Kullanılan o 258 oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz meclise. 61. maddeye geçiyoruz. İç borçlanma hakkında. Bu dosyayı onayınıza sunuyorum. Söz hakkı isteyen var mı? Yok. Var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, ben Ediz Zeylek, Kadıköy Meclis Üyesiyim, Bütçe Komisyonu Üyesiyim. Biz toplantımızı yaptık. Büyükşehir Belediye'mizin Finansman Müdürlüğü'nün finansmanımız için kullanmak üzere 2 milyar 225 milyon TL acil ihtiyacımız olması vesilesiyle talebi olmuştur. Komisyon toplantımızda karara bağlayamadık. Grup başkan vekilleri nezdinde görüşmeler yapıldı. Bu rakamın sabah saatlerinde 1 milyar 525 milyon TL olarak karara geçildiği bize söylendi. Burada tabii isterdik ki bize bırakılan bütçede İstanbul'un acil ihtiyaçları için, personel ödemeleri için, SSK vergi ödemeleri için, müteahhit ödemeleri için acilen gerekli borçlanmayı daha önceki oturumumuzda anlaşmamıza rağmen böyle bir kısıtlamaya gidildi. Bunu bilgilerinize arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. 61. dosya ile ilgili başka görüş yok. Var mı? Buyurun. Değerli meclis üyeleri. İç borçlanma talebiyle ilgili Selim Bilmen, Planbütçe Komisyon Başkanı. İç borçlanma talebiyle ilgili komisyon görüşümüz 1 milyar 525 milyon TL'dir Ediz Bey'in ifade ettiği gibi. Bu görüşmeleri biz gerçekleştirdik dün. Komisyon toplantılarımızı yaptık. Ve dosyada ifade edildiği şekliyle biz bir önceki yıl bütçede planlanan İç borçlanma rakamının tamamını hiçbir kesinti olmaksızın, yani 1 milyar 525 milyon TL bir önceki yıl, bu yıl için planlaman iç borçlanma talebini Sayın Başkan, bu çerçevede hiçbir kısıntı olmaksızın tamamının verilmesi noktasında görüş bildirdik. Takdir Yüce Meclisi'nde arz ederim. Burada bir şey belirtmek isteriz. Öncelikle kamuoyunun da bilgilenmesi açısından talep edilen rakamın meclis yetkisindeki bulunan değerle ilgili bir taleptir. Yani niçin 2 milyar 225 milyon talep edildi diye insanların aklına bir soru gelebilir. Bizi izleyen vatandaşlarımızın aklına bir soru gelebilir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha büyük borçlanmalara ihtiyaç duyduğu bir kesinliktir. Onun altını çizelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma ihtiyacı 2 milyar 225 milyon değildir. Daha yüksektir. Bununla ilgili tespitlerimizi de pazartesi mecliste sunduk. Ama 2 milyar 225 milyon sunulmasının hızlı hareket edebilme açısından sunulmasının anlamı, çünkü meclisin yetkisi bu değerdedir. Bu değerde olduğu gibi şunu da sizin açıklamanıza istinaden belirtmek isterim ki, geçen yıl yapılan tarifte iç borçlanma değeri 1 milyar 575 milyon olarak 1 milyar 575 milyon olarak değerlendirilmiştir ve bunun için böyle bir bedel belirledik diyorsunuz, ama belirtmek isterim ki sadece merkezi hükümetten gelen, yani Maliye'den ve İller Bankası'ndan gelen rakamda bile sadece ilk 6 ayda 1 milyar liraya yakın bir azalma söz konusudur. Dolayısıyla mevcut ekonomi ortamında bu borçlama değeri çok daha yukarı çıkmıştır. Keşke bu yönüyle komisyonumuz bunu değerlendirseydi, daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki 2019'daki öngörülerin gelirler bakımından Türkiye'nin her kurum olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çok yoğun bir şekilde geri düşmüştür. Bırakın kendi içindeki gelir elde etme düzeyini, geçtiğimiz 6 ayda, yani bizim sadece 18 gününde bulunduğumuz geçtiğimiz 6 ayda bırakın kendi gelirlerinin düşmesini, merkezi hükümetten gelen gelirlerin de 1 milyar liraya yakın düştüğünün altını çizmek isterim. O bakımdan bu yönüyle değerlendirilip talep edilen rakamın meclis tarafından idareye verilmesinin daha doğru olacağını buradan belirtmek isterim. Tabii ki takdir sunulan komisyondaki değerler neticesinde takdir meclisindir. Evet. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Ben de iç borçlanma hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Belediye meclisimizde kabul edilen borçlanma tablosunun iç borçlanmaya ilişkin kısmıyla alakalı olarak 1 milyar 525 milyon lira uygun gördüklerini söylüyorlar ve hiçbir kısıntı yapmadıkları, hiçbir kısıntıya gitmediklerini ifade ediyorlar. Eyvallah, tamam, bunu kabul edelim, 1.525, ama hep öyle mi işliyordu? Tabii ki böyle işlemiyordu. Geçmiş yıllarda borçlanma bütçedeki talep edilenin çok daha üstünde borçlanma rakamlarının biz buradan geçtiğini biliyoruz. Hemen örnek verelim Sayın Başkanım. 2017 yılında bütçemizde 4 milyar 600 milyon lira borçlanma yetkisi alındı. Bunun 1 milyar 765 milyon 516 bin 260 lirası iç borçlanma ilişkin. 2 milyar 834 milyon 483 bin 740 lirası da dış borçlanma ilişkin Sayın Başkanım. Belediye meclisine geçti. Şimdi ben yanımda gelirken 2017 yılında belediye meclisimizce kabul edilmiş olan borçlanma raporlarını getirdim. Bunları da tek tek okuyalım. 7-8 tane rapor. 16 Şubat 2017 tarihinde 100 milyon euro. 21 Eylül 2017 tarihinde İller Bankası'ndan 1 milyar lira, Türk lirası. 17 Mart 2017 tarihinde 112 milyon 721 bin 46.64 avro. Dikkat çekici bir rapordur. 13 Ekim 2017 tarihinde 925 milyon avro. Geçtiği zaman 4.3 lira civarında kur. 13 Ocak 2017 tarihinde yine geçen bir raporumuz var. Yine İKTAŞ'tan, belediye iştirakimiz olan İKTAŞ'tan 1 milyar lira borçlanma. Son olarak da 20 Nisan 2017 tarihinde yeni baştan İller Bankası'ndan 1 milyar lira borçlanma. Sayın Başkanım, 1 milyar 765 milyon lira olan iç borçlanma sınırımızı aşarak 2017 yılında 3 milyar lira burada bir borçlanma kabul edildi. Yine dış borçlanmamız 2 milyar 834 milyon liraydı. Ama kabul edilen 1 milyar 137 milyon avro o günkü kur karşılığında 4,5 milyar liraya denk geliyor ki toplamda 2017 yılında 4.6 milyar liraya yetki alınmasına rağmen 7.5 milyar liralık yaklaşık olarak buradan rapor geçirildi. Yani aslında raporda belediye bütçesinde bu kadar rakam vardı, bu kadar iç borç rakamı var, bu kadar dış borç rakamı var. Bunun için bu veriyoruz anlayışı ne yazık ki doğru ifade etmiyor. Çünkü AK Parti şunu söylemeye çalışıyor. Öncelikle biz bunu uygun gördük. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün 30 milyar liraya yakın borcu,
52 milyar lira yüklenimi. Bu sene için ödemelerle birlikte 10 milyar lira yakın cari açığı bulunuyor. Değerli arkadaşlar, bu belediyeyi bu noktaya biz getirmedik. Bunlar evet bir tanesi dışında hepsi oy çokluğu geçti. Neden oy çokluğu geçtiğini de pazartesi günü ben sizlere ifade ettim burada arkadaşlar. Geçmiş 5 yıllık dönem içerisinde her şeyi borçlanmayla yapmaya kalkmasaydınız, sürekli olarak belediyemizin iştiraklerinden ya da çeşitli bankalardan iç ve dış borç kullanarak bütün her şeyi sübvanseye katmasaydınız, borç limitimiz bu noktalara gelmezdi. Şimdi sizin bıraktığınız bir tablo var. Biz sizin bıraktığınız tablodan İstanbul'u ayağa kaldırmak için bir hamle yapıyoruz. Sayın Başkanımız da burada bir inisiyatif kullanıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugüne kadar aslında ilkesel olarak karşı olduğumuz ama bugün mecbur olduğumuz bir konuya, çünkü İstanbul'da müteahhitlerin parasının ödenebilmesi, maaşların ödenebilmesi, hizmetlerin devam edebilmesi, yatırımların devam edebilmesi için ihtiyaç olan bir rakama evet diyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki siz İstanbul'da hizmet üretmeyin. Siz İstanbul'da yatırım üretmeyin. Siz sadece size verdiğimiz 1 milyar 525 milyon lirayla bizim yarattığımız banka borçlarının faizlerini ödeyin diyorsunuz. Arkadaşlar, bunu bütün İstanbul halkının bilmesinde fayda var. AK Parti'nin bu anlayışıyla İstanbul'da hiçbir hizmet üretilemez. Biz şunu yaparız. Biz şunu yaparız arkadaşlar. Biz buraya gelirken, bu yönetime gelirken belediyenin içinde bulunduğu mali tabloyu biliyorduk. Önemli olan biraz da sizin tavrınızı görmekte değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım, iktidardayken farklı bir şey, muhalefetteyken farklı bir şey yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? İstanbul'un durumu bu. 30 milyar lira borç, 10 milyar lira cari açık, 6 aydan beri bir tek kuruş belediyeden para alamayan müteahhitler ve sizin tavrınız. Bütün İstanbul halkı bunu karşılaştıracaktır. Sonucunda şunu bilin, bu saatten sonra İstanbul'da bir tek kuruş israf olmayacaktır. Sizin yarattığınız israf düzeni artık son bulacaktır. İsraftan kesilen paralarla, oluşturulan kaynaklarla İstanbul'a yeni hizmetler ve yatırımlar yapılacaktır. Üstelik sizin bütün engellemelerine rağmen. Arkadaşlar, eğer bu kadar sıkıntınız varsa bence 1 milyar 525 milyon lira da vermeseydiniz daha doğru, daha etik bir şey yapmış olurdunuz. Ama bunu diyemiyorsunuz, bunu kabullenemiyorsunuz. En azından bir takım bahaneler arkası sığınarak da gerçekleri söylemekten de çekinmeyin. Teşekkür ederim. Evet, buyurun arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, rahmetli Demirel 3 zarf hikayesi anlatırdı. Zaten haliniz de Cindorok'ta falan görüşmüş. Herhalde CHP'li arkadaşlar da görüşmüş. Yok muydun sen? Yani Cindorok'ta görüşüldüğünü biliyorum. Sadrazamın biri başa geldiğinde eski sadrazamdan öğüt alır. Der ki, önce der, olur olmadık vaatlerde bulun. İşler kötüye giderse geçmişi suçla. Üçüncü de gene işler düzelmezse sen de 3 mektup yaz. Şimdi Tarık Bey'in anlattığı mektubun ikinci safhası, ikinci mektubu bıraktınız. Şimdi vatandaş mazeret istemiyor. Vatandaş hizmet istiyor. Dolayısıyla kaynak oluşturmak, yapılacak hizmetleri belirlemek sizlerin, bizlerin görevi. Ama asıl görev sizde. Şimdi ilkesel anlamda biz söz verdiğimiz ve Plan Bütçe Komisyonumuzun değerlendirdiği ve belediyenin ihtiyacı olan miktar kadar borçlanma yetkisi verilmiştir. Belediye birçok hizmet yapmıştır. Tarık Bey'in belirttiği borçlanmaların hiçbiri bütçe dışında olmamıştır. Ama İstanbul'un, demin Trafik Ulaşım Komisyon Başkanı, yaklaşık yarım saati vaktimizi aldı, Ulaşım Komisyonu'ndaki arkadaş trafiğin problemlerini anlattı. İstanbul'da başlayan ve halen devam eden çok ciddi bir metro çalışmaları var. Ve bu çalışmanın, bir metro çalışmasının kilometre maliyetinin 45 milyon euro olduğunu da biliyorsunuz. Ve borcun da buradan kaynaklandığını biliyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Başkanım, temcit pilavı gibi aynı şeyleri tekrarlamayacağız. Plan Bütçe Komisyon Başkanımız, Grup Başkan Vekilimiz anlattı. Biz belediyenin tüm, kaldı ki bu borçlanmanın neden istendiğiyle ilgili ne bize ne komisyonuna da bir bilgi verilmedi. Belediyenin ne kadar acil ödemesi var, nereye ne yapacak, bununla ilgili nezaketen bize bir
bilgilendirme dahi yapılmadı. Biz ona rağmen 2018 bütçesinde öngörülen rakamdan hiçbir kesinti yapmadan 2018 bütçesinde öngörülen miktarın hepsini size tahsis ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Yani hızlı görüşlerimizi toparlayalım. Buyurun. Bir ses gelmiyor. Evet, şimdi başlayın. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Abdülfettah Dindar, Bayrampaşa Belediye Meclisi'yim. Aynı zamanda bütçe komisyonu üyesiyim. Sayın grup sözcüsü biraz evvel bilgi verilmedi dedi. Komisyon toplantımıza Sayın Finansman Müdürü geldiler. Kendileri bize izahat verdiler. Bu alınacak kredinin talep edilen 2 milyon 225 milyonunu zaten takribi 883 milyon lirası dış borç. Kredi ödemesi yani. 500 milyonu zaten iç borç. Kredi ödemesiyle ilgili. Sadece hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlar, 1.3 milyara yakın sadece faiz borcu ödemesinin olduğu bir 2019 yılındayız. Tekrar izah ettim. Burada elbette bir fıkrayla ya da geçmişteki siyasilerin söylemleriyle konuşmanızı süsleyebilirsiniz. Ama ne yazık ki İstanbul'un bütçe meselesi çok ciddi bir meseledir. Az önce komisyon başkanının sebebini izah ettiği hususla ilgili de açıklamamı yaptım. 2018 yılında öngörülen bütçeye dayanak yaparak karar verdiklerini izah ettiler. Ben de dedim ki sadece kamu gelirinde 1 milyar lira azalma olan bir dönem yaşıyoruz. Bütçe açıklarının nasıl doğduğunu da pazartesi günü sizlere yaklaşık 40 dakikaya yakın bir zaman dilimiyle aktardım. Ve şunu da söyleyeyim, bu ve bunun gibi bilgilendirmeleri de hemen hemen ilgili bir konu geldiğinde bütün meclisleri de yapacağım. Yani benim yaptığım gibi de Abdülfettah Bey'in söylediği gibi idaredeki arkadaşlarımız da komisyonları bilgilendirecekler. Hele hele mali düzendeki şeffaflığı en üst seviyeye taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yaratılan en büyük handikap da şudur. Haziran ayında elimizde olup harcamayı umut ettiğimiz ya da kazansaydı rakibimiz aynı şeyi yapacaktı. Neredeyse 1.7 milyara ki bunun yaklaşık 1 milyarı maliyeden gelen paydır. Diğeri de yine seçime 5-6 gün kala gelen kamulaştırma değeridir. Bizim seçimde seçildiğimiz gün itibariyle tamamının ödemeleri harcanmış olmaz. Ama nerelere harcandı arkadaşlarım bunu detayına çalışıyorlar. Dolayısıyla biz aslında o 1.7 milyar da dahil seçildiğimiz an itibariyle finansman dengesini oluşturmak adına biz yönetmeliydik. Doğalı buydu. Ama onu da biz yönetemedik ne yazık ki. Dolayısıyla bugün tespit ederek talep ettiğimiz borçlanma değeri aslında ihtiyacın da altında olduğunu tekrar altını çiziyorum. Yani 2 milyar 225 milyon bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyacının çok çok altındadır. Ama bu talebimizi yineliyorum. 2 milyar 225 milyon niye yineliyorum? Bunun daha fazlasını yineleyebiliriz ama meclisin yetkisi bu kadar. Maksimum değeri aslında istiyoruz meclisten. Yettiği için değil. 1 milyar 525 milyon demek maksimum değerden 700 milyon civarında daha eksik bir ihtiyaç olunan çok büyük rakamdan daha eksik bir rakamın idareye yetki olarak verilmesi anlamına gelmektedir. Bunu da kamuoyuna bilgi olarak aktarmış olalım. Bu şekliyle buyurun Ömer Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, borçlanma miktarı, komisyonun uygun gördüğü miktar tartışıldı. Ben o konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama zat-ı alilerinizin meclisi yöneten meclis başkanı olarak buradaki tartışmalara sanki meclisin bu tarafında birisiymiş gibi cevap vermesi, karşılık vermesinin ben meclis yönetimi usulü açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla varsa arkadaşlar sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubundan yönetimin arkadaşların bu tartışmaları yapmasının daha doğru olduğunu inanıyorum. Bunu ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Evet.
Bu konuda %100 haklısınız. Çünkü uzun yıllardır belediye başkanlarının yönetmediği bir meclis yaşadınız. Ben belediye başkanıyım. İdareyi temsil ediyorum. İdarenin nereye borçlanacağına imza atacak kişiyim. Dolayısıyla bu konularda meclis, herhangi bir meclis grubunu değil, cümlelerimi idareyi temsil ederek kullandığımın altını çizmek isterim. Dolayısıyla ben meclisi, yani komisyondaki görüşmelere yorum yapmadım. Rakamlara karşılık idarenin yorumunu yaptım. Benim aldığım briefinglerde belediye başkanı olarak yorumumu yaptım. Bunu da belirteyim. Evet. Ses. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, ben bulunduğum süre içerisinde, 10 yıllık süre içerisinde bu mecliste borçlanma tartışmalarının tarihi tanıyım. Bu tartışmalar gelirken Cumhuriyet Halk Partisi grubunun hem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hem de ilçe meclislerinde nasıl bir tavır takındığını çok iyi biliyoruz. Gerçekten tarih tekerrürden ibarettir derler. Bir şey tekerrür etti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu borçlanmanın faziletlerini anlattı burada. İlginçtir. Devir böyle değişir. Şimdi burada özellikle arkadaşlar, müsaade edin, özellikle müsaade edin. Şunu ifade etmek isterim. Hem pazartesi günkü konuşmada hem bugünkü konuşmada Tarık Bey, sanki böyle borçlanmaya vermeye mahkumsunuz, siz bize böyle bir şey bıraktınız gibi, böyle üstten bir dille, böyle gerçekten biraz da kibirli bir dille, yani bu çok hoş olmayan kibirli bir dille böyle bir tavır sergiliyor. Bunlar hoş şeyler değil. Bütün İstanbul halkı, herkes de biliyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar İstanbul'da hizmet üretmiş olduğu bütün İstanbullulara eşit ve en doğru hizmeti sunmuştur. Bir defa bakın şunu doğru söyleyelim. Özellikle Tarık Bey'e söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu var. İnsaf. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu yok ve o bahsettiğiniz borç 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödemesi gereken borç. 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir'in geliri ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda günü geçmiş 5.8 milyar borcu var. Yahu sadece Kiptaş'a kalan konutların bedeli bu be. Sadece Kiptaş'a kalan konutların bedeli bu. Şimdi bakın, insaflı olmak lazım. Elbette ki analiz yaparsınız, değerlendirme yaparsınız, talep edersiniz. Bakın biz bir muhalefet anlayışıyla dursaydık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi yapıp bu borçlanmaya hayır dememiz gerekirdi. Ama bir gerekçe sundunuz. Ne dediniz? Acil ihtiyaçlarımız var. Bu şehrin önünü biz tıkayamayız. Bu acil ihtiyaçlar çerçevesinde bütçe gerekçeleri ve gerçekleri de dikkate alınarak ve bütçenin içerisindeki kalemler de dikkate alınarak planlama bütçe ve planlama komisyonumuzun bize getirdiği öngörü çerçevesinde bu miktara biz AK Parti grubu olarak borçlanma izni vereceğimizi taahhüt ettik ve veriyoruz. Biz burada teşekkür almamız gerekirken bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç yapmadığını yaparak icranın önünü açtığımızı ifade edip İstanbullulara evet icra bize böyle bir talepte bulundu. Biz de bu icranın talebine evet diyoruz, evet diyoruz. Bunu söyleyip teşekkür almamız gerekirken sanki suç işliyormuş gibi bir tavır hoş değil. Bakın Sayın Başkan, bugün siz böyle bir borçlanmaya geliyorsunuz. Biz 5 yıl bu mecliste daha çok farklı borçlanmalarla karşılaşacağız. Bir şeyi yanlış düğmeyi iliklerseniz ceket yanlış iliklenmiş olur. Bugün biz bu gerçeklikle, bugün bize getirmiş olduğunuz borçlanma talebine evet diyoruz. Ve biz bu evetimizin arkasındayız. Ama kalkıp da şunu derseniz bu bir haksızlık olur. Şöyle ihtiyaç var mı? Elbet ihtiyaç vardır. Ama temel tez neydi Tarık Bey söyledi? Öz kaynaklar. Buyurun öz kaynaktan üretin ve varsa sorunları çözün. Ama biz şunu biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda size borç diye ifade ettiğiniz o borçları karşılayacak çok büyük kaynakları, çok büyük imkanları, çok büyük gücünün olduğunu İstanbul'da biliyor,
biz de biliyoruz. Çok basit bir şey söyledim. Sadece Kiptaş'ın elindeki konutlar, sadece Bayrampaşa'daki konutlar, ne bileyim birçok marka değerleri bunları karşılayacak güce sahip ve hele hele kalkıp da bir manipülasyon yaparak Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu var, 28 milyar borcu var diyerek manipülasyon yapmak çok doğru değil. Bakın Allah nasip ederse siz burada 5 yıl belediye başkanısınız. 5 yıl sonra çıkıp o borçlar, stoklar size söylenecek. Onun için biz bugün doğruyu ve hakikati söylersek yarın biz de doğruyu ve hakikati duyarız. Ben bu açıdan biz AK Parti grubu olarak verdiğimiz söz nedir? İstanbul'un geleceği için, İstanbul'un önünü açmak için bizden taleplerinize biz evet diyeceğiz. Bugün bizden bir borçlanma talebinde bulundunuz. Biz bütün İstanbullulara verdiğimiz sözü tutuyoruz ve sizin borçlanma talebinize Plan Bütçe Komisyonumuzun getirdiği öngörü çerçevesinde evet diyoruz. Hayırlı olsun. Evet. Arkadaşlar, toparlamamız gerekiyor. Toparlamamız gerekiyor. İsim isim üzerinden gidersek bu saatlerce sürebilir. Oylamamız gerekiyor. Suat Bey buyurun, siz hani başka bir grup olarak size. Şimdi Sayın Başkan, biraz tamam. Evvel. Tamam. İyi Parti'yi temsil eden İyi Partili arkadaşlar grup. Tamam. Biraz evvel İyi Partili arkadaşlarımız, evet. Buyurun. Biraz grubumuz. Evvel açıklamalar yaptım ama Faruk Bey galiba beni dinleyeceği yerde ne cevap vereceğinin hesabını yapmış. Zamanımızı aldı diye bir yaklaşım gösterdi. Çok ayıplıyorum böyle bir yaklaşımı. Ben bir bilim adamıyım. Burada dersime çalışıp geldim. Bir şeyler önermek istedim. Bütün AK Parti grubu da sükunetle beni dinledi. Bir olaya böyle yaklaşmasını kabul etmiyorum bir kere. Bu doğru değil. İkincisi, bizim daha burada çok söyleyeceğimiz şeyler vardı. Bunları ifade etmedik. Ama israf diyorsanız 2006 yılında İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi'ni kurup 200 milyon TL harcayıp onların önerilerinin hepsini sümenaltı yapıp bu kente 7 tane tüneli yapmasın denmesine rağmen yapan, israfı yapan da sizlersiniz. Bunu da açıkça belirtmek istiyorum. Evet, konu uzayıp gidiyor arkadaşlar. Buyur Sayın Belediye Başkanı. Evet Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, konuya bağlı kalacağım. Çok kısa ben de birkaç ifadeyle katkı sunmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da büyükşehir sıralarında yer almış biri olarak konuşuyorum. 2018 yılında bütçe görüşüldüğü zaman biz ekonominin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin bu şekilde kötüye gidişiyle alakalı fikirlerimizi beyan etmiştik. Çünkü 2016 yılından sonra özellikle 2017 yılındaki 4.9 milyar TL'lik bütçe açığı, 2018 yılında yaklaşık 3.5 milyar TL'lik bütçe açığı ve 2019 bütçesi görüşüldüğünde de bugün borçlanma üzerine konuştuğumuz rakamlar adına bir örnek vermek gerekirse sadece ve sadece faiz rakamının 1 milyar 114 milyon TL olduğunu Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. 2017 yılında sadece 170 milyon ödediğimiz faize, 2018 yılında 260 milyon ödediğimiz faize, bu yıl 1 milyar 114 milyon TL ödeyeceğimizi hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla idarenin öngörmüş olduğu borçlanma rakamının AK Parti meclis üyesi arkadaşlarımızın tekrar gözden geçirmesiyle aynen idarenin teklif ettiği şekilde oylanmasını talep edeceğim Sayın Başkanım. Evet. Arkadaşlar, ekonomiye ve buna dönük cümlelerle süreci toparlamak istiyorum. Son bir söz hakkı verip toparlamak siz... Tamam, yani ekonomiyle ilgili konuşalım, toparlayalım. Kibir konusunu herhalde yanlış bir diz sürçmesi olarak görüyoruz. Çıkışta ya sıkışırsınız. Buyurun. Yani yan yana baktığınız için birbirinize söylüyorum. Yani isterseniz yüzüne dönüp yine ki. Arkadaşım bana değil, kibirli dediğin için söz hakkı istedi. Hayır, belki de diyorum, diz sürçme, kibirli mi diyorsunuz kendisine? Tamam, o zaman cevap hakkını kullansın. Tamam, sorun yok. Buyurun.
Ben diz sürüşmesi olmuştur dedim. Size dönüp yüzünüze kibirli demez dedim. İyi niyetle sizin adınıza yorum yaptım. Eğer hoşunuza gitmediyse yapacak bir şey yok yani. Buyurun. Sayın Başkan, az önce Belediye Başkanımız, Kartal Belediye Başkanımız görüşlerini ifade etti. Ben de Kartal Meclis Üyesi olarak söz alma ihtiyacı hissettim. Sayın Başkan, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut bütçesinden bahsetti. Sadece Kartal'a da anlatmasını isterdim. Kartal'daki borçlanmaları, bütçe açıklarını, şu anki tahakkuk etmiş borcun 500 milyon civarında olduğunu, sadece 2018 yılı bütçe açığının 85 milyonu aştığını kendisine hatırlatmak istiyorum. Yani burada Büyükşehir'i eleştirirken Kartal'ı da konuşalım, onu da söyleyelim. Sen neticede Kartal'ın şehri emini kendisidir. Ben de onu bu şekilde adalete davet ediyorum. Teşekkür arkadaşlar, ederim. Dedim ya ilçeleri kendi içinde konuşalım. Daha iyi olur. Önerime uygun davranırsanız bence konu daha iyi toparlanır. Şimdi arkadaşlar iki oylama yapmamız gerekiyor. Yani iki farklı değerleme var. İki oylama yapmamız gerekiyor. Oylamaya geçeceğim. Teklif var dediler ama bilmiyorum. Yok mu? Bir dakika, yanlış. Bir dakika. Yoksa yapmayacağız. Bir dakika arkadaş. Ya yoksa yapmayacağız ya, Allah Allah. Tamam, yoksa yapmayacağız. Varsa öbür türlü onu da uyaracağız. Evet. Siz bir şey mi diyecektiniz komisyonun adına? Sayın Başkan. Söz almak istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi tabii burada iç borçlanmayla ilgili gündemi konuşuyoruz ama iç borçlanmanın dışında çok daha farklı siyasi argümanlar dile getiriliyor. Mesela Kartal Belediye Başkanımız o rakamı nereden aldığını da söylerse ben sevinirim. 1 milyar sırf faiz ödeyeceğiz diyor. Şimdi Tarık Bey'in de konuşmasını dinledim. Siz de toplantının başında şunu zikrettiniz. Ekranın şehvetine kapılıyor bazı arkadaşlarımız dediniz. Evet, Tarık Bey de bu çerçevede bence davranıyor. Bazı konuları birbirine karıştırıp burada bir kafa karışıklığıyla netice almaya çalışıyor. Bu doğru değil bir defa. Bizim yaptığımız borçlanmalar, yani önceki yıllarla ilgili Tarık Bey bu böyle mi hep oluyor dedi, böyle olmuyordu dedi. 2018 yılı, 2017 yılı, 2016 yılı daha geriye de gidebiliriz. Hiçbir zaman Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu bütçe tahmin öngörüleri, borçlanma öngörülerinin üzerinde bir borçlanma gerçekleştirmemiştir. Bu 2018 yılı için %75 olarak gerçekleşmiştir. 2016 için %50, %60, 2017 ve 2016 için %60 civarında gerçekleşmiştir. Bu birincisi. İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki toplam tüm borç artı ana faiz ödemesi 3 milyar civarındadır. Hani kalkıp bunun 1 milyarı dış faizdi sadece demek zaten bu hesapları hiç bilmemeyi gösterir. Böyle bir rakam yoktur. Bir diğer husus da Sayın Başkan, bizim burada konuştuğumuz iç borçlanma. Yani buna getirip dış borçlanmayı da bununla ilintilendirip sanki dış borç bununla ilgili bir şeymiş gibi konuşursak o ayrı olur. Biz burada iç borçlanmayı konuşuyoruz. İç borçlanma limiti dahilinde yaptığımız bir borçlanmayı konuşuyoruz. Dış borçlanma tamamen ayrı bir mevzuata sahip. Ayrıca dış borçlanma ile ilgili yaptığımız tüm... Dış borçlanmayı mı konuştular, onu anlamadım. Tarık Bey dış borçlanmayı da katarak yani bir yaptı. Ortaya karışık bir sunum yaptı. Öyle bir şey yok. Yani ben burada konuştuğumuz konu neyse lütfen onu konuşalım. Varsa onunla ilgili biz de cevabını verelim, arz ederim. Evet, şöyle yapıyoruz. Siz bu konuda mı konuşacaksınız? Buyurun. Konuyu dağıtmadan lütfen şu bütçe ve borçlanma hususunda fikriniz varsa alalım, oylamaya geçeceğim çünkü. Burada bugün konu ekonomi olduğu için ufak bir güzel de bir şeyle başlamak istiyorum. Türkiye'nin en tanınmış yurt dışındaki ekonomisti, İktisatçı Daron Acemoğlu, Massachusetts Institute of Technology'de en yüksek ünvan olan enstitü profesörü ünvanını aldı. Kendisi İstanbul doğumlu olduğu için İstanbul Meclisi'nden de kendisini tebrik etmek istedim. Bu konuya gelince, şimdi 2018 bütçesinin iç borçlanma limitini örnek göstererek, 1 milyar 525 milyon TL'yi örnek göstererek Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız bir
örnek verdi. Yalnız bu hazırlanan bütçe, acaba Türkiye'de hazırlanan bütçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi hangi oranda, hangi kur tahminleriyle, hangi faiz tahminleriyle hazırlandı? Burada merkezi hükümetin yaptığı ekonomik hataların ceremesini İstanbul halkının çekmemesi için bunun siyasi olarak değerlendirilmeyip lütfen bunun İstanbul halkının ihtiyacı minvalinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki eğer Türkiye'deki bütçeler tuttuysa, enflasyon hedeflemesi tuttuysa, döviz hedeflemesi tuttuysa kendilerine katılıyorum. Yani bu bütçe buydu, aynen bu rakamı koyduk. Başkanımızın, Sayın İcra Makamı'nın istediği limit de meclisimizin onay limiti dahilinde. O yüzden bir kez daha Plan Bütçe Komisyonu'nun bu konuyu değerlendirmesini rica ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, aykırı teklifi ben herhalde duyamadım. Siz bir daha yenilerseniz, Gökhan Bey nedir şey? Evet, sevgili başkanım tekrar edeyim. Tekrar ederken de bir cümle ilave etmiş olayım. Ben 1 milyar 114 milyon TL 2019 yılı faiz ödemesini söylerken 2018 yılının sonlarına doğru burada 2019 yılının bütçesi oylandığında olan bir meclis üyesiyim. Dolayısıyla arkadaşımız o bütçe kitapçığında 2019'un öngörülen faiz ödemesini görecektir. Herhangi bir yerden alınmış bir rakam değildir. Bu meclisin bilgilendirildiği bir ortamda bildiğim bir bilgidir. Kitapçığı sevgili meclis üyesi arkadaşımıza da verebilirim. Talebim şudur, idarenin öngördüğü şekliyle oylanmasını, borçlanma rakamının idarenin öngördüğü şekliyle oylanmasını talep ediyorum. Ki pazartesi günü AK Parti Grup Başkan Vekili de bunun sözünü vermişti. Tekrar hem onu hatırlatarak hem de meclis üyelerinin bir daha değerlendirmesini isteyerek idarenin öngördüğü şekilde oylanmasını talep ediyorum. Peki, o zaman oylamaya geçeceğiz. Ben Gökhan Bey'in aykırı teklifini oylayacağım, sonra da dosya raporu oylayacağım. Gökhan Bey'in idarenin getirdiği rakam üzerinden borçlanma teklifini rakam beyan etmeme gerek var mı burada? 2 milyar 225 milyon liralık teklifini aykırı teklif olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. 61 no'lu dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, bunu da rakam olarak okuyalım mı? Tamam. Tamam, doğru söylüyorsunuz. 61 numaralı dosyayı, oradaki rakam ne? 1 milyar 525 milyon lira olarak netleşen dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 62. madde, görüş var mı? Yok. Dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 63. dosya hakkında görüş bildiren var mı? Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bir katkı koymak istiyorum. Aynı zamanda İslam Ticaret Odası'nda da meclis üyesi olduğum için biz meclis üyeleri ya da konuklardan herhangi biri söz alınca ad, soyad ve komitesi ortaya çıkar. Burada da arkadaşlar bir yapısal düzenleme yaparlarsa söz alan arkadaşların kim olduğunu ve ilçesini görebiliriz. Basit böyle bir sistemimiz var mı? Basit bir düzenleme bu. Bunu arkadaşlar yapabilirler. İTO'da var. Burada da yapılabilir. Ad, soyad, ilçesi. O zaman teknik olarak baktıralım. Güzel bir uygulama. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bir inceleyelim onu arkadaşlar. Zor bir iş olmasa gerek. İkinci konu, bu konuyla ilgili önce düşüncemi söyleyeyim. Bu otogar alanı ile ilgili hüzünlü bir süreci bundan 10 gün önce basın yayın kuruluşları aracılığıyla televizyonda dikkatle izleyip çok üzüldüğümü ve süreci yeni ihale sürecinde de özellikle emniyet güçlerimizin yapmış olduğu operasyonda burada Bodrum katlarının
çok kötü amaçlarla kullanıldı. Tecavüz dahil benzeri birçok pisliğin yuvası haline gelen bu alanda ihale sürecine eklenecek olan bir gerçekten caydırıcı madde ile de buranın madde bağımlısı gençler, uyuşturucu kullananlar, annelerin, çocukların otogara geldiklerinde güvenle giriş çıkış yapabilecekleri, onların hayatını kolaylaştıran, onları buluşturan bir buluşma mekanı olarak hizmet eden bu alanı bu şekilde düzenlenmesinde caydırıcı bir şeyin de ben sürece eklenmesinin fayda. Çünkü rutin işler problemleri çözmüyor. Bunu dikkate alınmasını istedim. Bir de son maddeyle gündem kapanıyor. Ağustos ayı meclisimizde olmayacak. Ben bir mühendis olarak da grubumuza da girerken söylemiştim bu konuyu AK Parti grubuna. 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden gerçekten 20 binin üzerinde vatandaşımız var. Allah rahmet etsin diyorum tüm bu vatandaşlarımıza. Marmara depremi İstanbul tarih, kültür ve medeniyet şehri. Hepimizin göz bebeği bir Zümrüt Ankamız. Bu şehrin %20'ye yakın nüfus barındırıyor. İşte gelirin önemli bir kısmı bu kentte. Ticaretin %47'si yine burada dönüyor. Yani böyle bir kentte risk, tehdit ve fırsatları şehir için, İstanbul için tabii önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ben bu deprem gerçeğinde meclis kapalı olacağı için bunu da hatırlatıp hep birlikte meclis adına bir tanzimi de yapmış olalım. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka görüş yok. Bayrampaşa Otogarı ya da bilinen adıyla Esenler Otogarı diyeceğimiz otogarımızla ilgili hazırlanan 63. maddeyle oylamayla bitireceğiz. Sizlerin de söylediği gibi kötü durumdadır. Daha önceki idarenin de planladığı gibi, bizlerin de aynı şekilde katıldığı gibi bu yerin taşınmasıyla ilgili bir öngörümüz vardır. Hem daha önceki idarenin aynı paralelde düşünmesi, bizim de aynı paralelde düşünmemiz, bunu hızlandıracağımız yönünde adımları da atacağımızı buradan meclisimizde duyurmak isterim. Zira ne yazık ki görüşünüz var bununla ilgili. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, otogarda bu işletmeci tarafından otopark ücretinden dolayı bir şikayetler vardı. Komisyonumuz bunu da çözecek şekilde ilk bir saatinin ücretsiz olması yönünde teklifte bulunmuştur. Böylece vatandaşlarımızın yolcularını karşılaması ve uğurlamasında kolaylık sağlanmıştır. Bunu da ifade etmek isterim. Evet. Bu alanın otogar olmaktan ne yazık ki büyük bir bölümünde suç teşkil eden birçok olayla sadece kendi içinde de değil, yani gelen giden yolcu değil, yakın çevresini, Güngören'i, Esenler'i ve Bayrampaşa'yı da etkiler derecede bir metruk duruma düşmüştür. Burayı hızlıca inşallah hem belediyemiz olarak hem de İstanbul'un güvenlikle ilgili birimleriyle beraber hızlıca temizlenmesi ve tertipli, düzenli hale getirilerek önerimiz olan, ki bunu da tartışacağız, konuşacağız, özellikle yüksek teknolojiye dönük bir merkeze dönüşmesi, startuplara, inovasyona, Ar-Ge'ye hizmet eden bir alana dönüşmesi konusunda da bir niyetimiz vardır geleceğe dönük. Elbette ki bunu hem meclisimizde hem idaremizde tartışacağız. Bu yönüyle de bir hatırlatma ve de bizi bugünden 18 Ağustos'u hatırlattığınız, 17 Ağustos'u hatırlattığınız o deprem faciasının yıl dönümünde ve sonrasında da aslında İstanbul adına da büyük bir deprem mesuliyetimiz olduğunu da belirttiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bu şekliyle 63. dosyamızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin 8. seçim dönemi 1. toplantı ile Temmuz ayı toplantılarının
11 Temmuz 2019 Perşembe gününe ait ikinci birleşimini kapatıyorum. 9 Eylül Pazartesi günü toplanmak üzere. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ağustos ayında da iyi tatiller diliyorum. Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun.